Akademi Direksiyon'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlker. Bugünkü konumuz çevre ile ilgili güvenli sürüş teknikleri. İlk alt başlığımız aşırı sıcak hava. Sıcak havalarda lastik havaları indirilmez. Hızlı yol kesimlerinde camlar sonuna kadar açılmamalıdır. Açık camlar rüzgara olan direnci fazlalaştırır ve yakıt tüketimi artar. Güneş gözlüğü ve siperlikler yaz günlerinin parlaklığını azaltır. Ön ve arka cam önüne çakmak veya tüy konulmamalıdır. İkinci alt başlığımız ise yağmur. Yağmurda görüş kısıtlanır. Göz çabuk yorulur ve yollar kayganlaşır. Lastiklerin tutunma özelliği azalır. Fren mesafesi artar ve bu konuyla bağlantılı olarak kazalarda artış gösterir. Görüş esastır ve görülmeyen virajlara daha dikkatli girilmelidir. İyi görebilmek için silecekler 6 ayda bir yenilenmelidir. Bu önleyici ve temizleyici ön cam defrostu ve arka cam rezistansı çalıştırılmalıdır. Önde giden aracın aracımıza fırlattığı kirli sular görüş mesafemizi kısıtlar. Bu sebepten dolayı aracımızın cam silecek suyu haznesini her zaman dolu tutmalıyız. Yol yüzeyinde biriken tozlar ve yağlar yağmurun ilk yağmasıyla birlikte çamura dönüşür ve yolları daha kaygan hale getirir. Islak yolda fren mesafesi uzar. Bu sebepten dolayı normalden daha fazla takip mesafesi bırakmamız gerekir. Hareket etmeden önce yağmurlu havalarda araca binmeden ayakkabımızın taban kısmı sulardan arındırılmalıdır. Üçüncü alt başlığımız rüzgar. Rüzgarlı havalarda yandan esen rüzgarlar aracımızın seyrini değiştirebilir. Yan rüzgarların etkili olduğu alanlarda hız düşürülmelidir ve direksiyon daha sağlam tutulmalıdır. Karlı ve buzlu yol yüzeylerinde yandan esen rüzgarlar aracımızı daha kolay kaydırabilir. Dördüncü alt başlığımız ise kar. Karlı havalarda araçlar kendi kendine kaymazlar. Araçların kaymasının sebebi daima sürücülerdir. Şöyle ilk yanımızı verelim mi? İlk yanı verdim. Woohoo! Süper! Woo! Harika! Karlı havalarda aracımız seyir halindeyken takip mesafesi her zaman daha fazla tutulmalıdır. Kar lastikleri ve zincirler yola daha iyi tutunmayı sağlar. Kar lastikleri dört tekerleğe de takılmalıdır. Yola çıkmadan önce otomobilimizin üstündeki karlar tamamen temizlenmelidir. Tavanda ve aracın üzerinde bırakılan karlar fren esnasında ön cama kayar ve görüş mesafemizi kısıtlar. Beşinci alt başlığımız buzlu havalar. Çivili lastiklerin dışında yola tutunmak imkansızdır. Buz tutabilecek yollar daha önceden tespit edilmeli ve hızımız en aza düşürülmelidir. Soğuk günlerde yol üzerinde görülen ıslaklıklar buz olarak varsayılmalıdır ve yolun kuru kısımlarına ilerlenmelidir. Son alt başlığımız ise sisli havalar. Siste daha iyi gören sürücü yoktur, daha fazla risk alan sürücü vardır. Çok yoğun siste en güvenli yöntem ilerlememektir. Yolun en sağına geçip dörtlerimizi yakıp aracın farlarını yakıp beklemeliyiz. Altın kural gitmemek istenmeyen yere gitmekten çok daha sağlıklıdır. Sis demek yol yüzeyi ıslak ve kaygan demektir. Sollama tuzağına düşmeyin. Önde giden araç sis perdesini giderek açar ve arkadan gelenin görüş mesafesi daha iyi hale gelir. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Buzlu, karlı, yağmurlu ve sisli havalarda lütfen sürüşümüze özen gösterelim ve yola daha dikkatli çıkalım. Emniyet kemerlerimizi takmayı unutmayalım.